7. Yönetim. Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesine dair anlaşma çerçevesinde parlamento hakkında yeni hükümlerin yer aldığı yeni bir anayasa 1816 yılında kabul edildi. 1. Aleksandr daha önce imzaladığı manifestoda ülkenin özel anayasasının bizim ve varislerimizin iktidarı sırasında kutsal sayılarak korunacağı vadimizin daimi olduğunu beyan ederiz ifadesiyle tescillenen hukuki durumun geçerliliğini bir daha teyit etti. Yeniden faaliyete başlayan parlamentonun açılışı için Finlandiya'nın her yerinden devlet memurları Helsinki'ye akın ettiler. Açılışa katılan Snellman bir konuşma yaptı. Konuşmasına İsveçliler döneminde Finlandiya'da devlet hizmetinin nasıl olduğunu anlatmakla başladı. İsveçliler akıllı, dürüst, soylu, arkadaş canlısı, güler yüzlü ve kültürlü tek kelimeyle mükemmel bir halktır kendilerine çok saygı duyuyorum yakın dostlarım arasında çok sayıda İsveçli bulunmaktadır İsveç'e bütün samimiyetimle refah ve mutluluk dilerim ama fakir kendi kaderine terk edilmiş ülkemizin bundan sonra İsveç egemenliği altında bulunmayacak olmasından dolayı da son derece mutluyum halkımızın İsveç devletinden değil İsveçli devlet memurlarından kurtulması nedeniyle herkesi kutluyorum İsveçli yöneticiler Finlandiya'da neler yaptı kendileri için çifte felaket desek yerinde olacaktır. Çünkü icraatları hem bizim halkımız hem de İsveç otoriteleri için talihsizlikti. Onların yaptıkları her iktidar için bir felaketti. İsveç'teki memurlar akıllı, dürüst ve çalışkan insanlardır. Fakat maalesef bize gelenler böyle değildi. İsveç hükümeti birçok devletin yaptığı tehlikeli hatayı tekrar etti. Ülke içinde görev yapan memurları titizlikle seçerken eyalete parazitleri ve haysiyetini yitirmiş insanları yolladılar. Bütün diğer halklarda olduğu gibi İsveç'in zengin ve soylu ailelerinde de kötü çocuklara, tembel, yaramaz, aptal, ayyaş ve ahlakı bozulmuş gençlere rastlanabilirdi. Bütün okullardan kovulan bu gençleri hiçbir kamu ve özel kurum işi almak istemiyordu. Kendi başlarına bir işi becerebilecek yetenekleri yoktu çalışmak istemiyor, günlerini eğlenceyle geçiriyor ve müsrifçe, düşüncesiz bir şekilde para harcıyorlardı. Bu cahil ve tembel evlatları ne yapmalı, nasıl idare etmeli? Ebeveynleri ve akrabaları arasında bulunan etkili kişiler, maneviyatı bozulmuş gençlerin Finlandiya'ya memuriyete gönderilmesini sağlıyordu. Bu şekilde göreve gelmiş bin veya belki de iki bin kadar memurun neler yaptığını tahmin edebilir misiniz? 2-3 sınıflık lise eğitimi dışında tahsili olmayan, tembel, ahlakı çöküntü içinde bulunan bu kişiler Finlandiya'da zamanlarının büyük bölümünü görev yerinde değil, pahalı lokantalarda ve her türlü eğlence yerlerinde geçirmekteydiler. Çalışma istekleri yoktu, ayrıca bunu beceremiyorlardı. Kaba, cahil, iş disiplininden uzak olup yerel halkı hor görüyorlardı. İşe geç gelip erken gidiyorlar, mesailerini kahve ve sigara içerek, gazete okuyarak ve arkadaşlarıyla dedikodu yaparak geçiriyorlardı. Görüşmeye gelenleri uzun süre bekletiyorlardı. Kaba ve görgüsüzdüler. İnsanları "Müdür çok meşgul, bekleyeceksiniz." diye azarlıyorlardı. İnsanlar böyle bir müdüre ulaşabildiklerinde ise önlerinde sarhoşluktan henüz kendine gelmemiş, uykusuz ve aptal yüz ifadeleriyle ve tıpkı bir hindi gibi şişinerek bakan birisini görürlerdi. Adam misafirin söylediklerini sonuna kadar dinlemeden kaba bir şekilde bağırmaya başlardı. Meşgulüm, bugün git yarın gel. Ama lütfen dinleyin beni, çok uzaklardan geldim. Yarın, müdür sesini daha da yükseltiyordu. Burada kalacak param yok. Yarın dedik ya, hadi dışarı. Gece alemlerinde alkol su gibi akar, şarap nehirlerinin kenarlarına sürüyle pahalı fahişeler toplanırdı. Bugün paraların harcandığı bu alemlerde olup bitenlerden dehşete düşen namuslu insanlar şöyle söylerdi. Bu ne biçim rezillik böyle? Stockholm neden onlara seyirci kalıyor? Bunlar ne zamana dek devam edecek? ızdırap çeken ve şikayet eden halk giderek daha çok öfkeleniyor ve kendisi de maneviyatını kaybederek ahlaksızlık girdabına sürükleniyordu. Eğer yöneticiler buna izin veriyorsa ben de fırsatı kaçırmamalıyım. Sinelman sözlerini şöyle sürdürüyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi böyle değil. Tedricen her tarafta finli memurları ve yerli İsveçliler arasından seçilmiş en iyi adamları iş başına getiriyoruz. Artık yeni şarabı yeni tulumlara koyma imkanımız var. Zaman değişmiş, bunu değerlendirin. İlk andan itibaren sıkı çalışın. Eski ruhu kovun, tamamen uzaklaştırın, hiç izi kalmasın. Bize Finlilere özgü yeni gelenekler yaratın. Halk sizin kendisine hizmet ettiğinizi, asalak gibi davranmadan onun refahı için çalıştığınızı ve halkınızın hamisi olduğunuzu görsün. Size başvurarak bir şeyler isteyenleri inatçı, muzur sinekler olarak görmeyin. Aksine imkanlar elverdiği ölçüde herkese yardımcı olmaya çalışın. Herhangi bir iş yapılmamışsa, halk bunun siz yapmak istemediğiniz için değil, yapamadığınız, bunun için yeterli olanağınızın bulunmadığı için olduğunu bilmeli. Din adamları ve öğretmenler gibi memurlar da halkın eğitimi ve kültürel gelişiminden sorumludurlar. Sinelman sözlerine devam ederek derin bir ironiyle şunları söyledi. Adaletsizlik konusunda baş öğretmenlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Memurlar, yasaların bekçisi olan görevliler. Onlar halka yasalara uymayı öğretiyorlar. Bu nedenle kanunların uygulayıcısı olan siz memurlardan yeni Finlandiya adına bir ricada bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımızın yasalara saygılı ve daha fazlası olan derin adalet duygusuna sahip bireyler olarak yetiştirilmesi için bize yardımcı olun. Bu konudaki gelişmeler Sinelma'nın konuşması ile sınırlı kalmadı. Ülkenin her tarafında halk memurlar karşısında ezilmeyi bir tarafa bırakıp daha dik durmaya, aynı zamanda memurlara daha fazla güvenmeye başladı. Finlilerden oluşan ve bir öncekinden daha zeki ve ahlaklı olan memur kesimi bir iki kuşak sonra yeniden doğdu. Örnek insanlar diyebileceğimiz bu memurlarla halk gurur duymakta ve kendilerine büyük saygı göstermekteydi.